Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Güzel bir güne uyandık daha çok şükür. Bakar mısınız havanın güzelliği mis. Annem burada bir şeyler yapıyor. Şöyle geceden ekmek yoğurmuştu. Canı ekmek çekmiş. Ekmek yapıyor bakalım, bir tanesi fırında. Bir tanesini şöyle çocuklar için tavaya koydu. Tavaya ekmeği. Buraya da keşkek koymuş. Şöyle sizlere de bir göstereyim. Yakan mı acaba? Bakın. Keşkeği de koymuş hocaya. Ocağa. Şimdi çayımız da demleniyor. Tava ekmeğimiz de var. Fırında da ekmeğimiz var. Vallahi yazın güzelliği bir başka. Bakar mısınız şu güzelliği? Şöyle akşamdan da buraları toparlamıştık dediğim gibi. Şöyle yarısını pişirmiş bile. Misiniz? Hadi bakalım arkadaşlar, biz yavaş yavaş kahvaltı hazırlığına geçelim. Bizlere afiyet olsun. Kahvaltı başında izliyorsanız bizleri, sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Mis mis havalar mis. Ha, yaz gibisi yok. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Tekrardan selamlar hepinize arkadaşlar. Şimdi biz Ordu'ya gidiyoruz. Annem iyileşemedi, daha kötü oldu. Tamamen tıkandı yani. Şimdi onu Umut Hastanesi'ne götüreceğim. Kardeşim aradı. Abla oraya getir dedi işte. Ordu'ya götüreceğiz bakalım. Şimdi eve iniyoruz. Kadir Bey yok burada. Şimdi eve gideceğiz. Üzerimizi falan değiştireceğiz Defne ile. Annem duşunu aldı çıktı işte. Şimdi beraberce bize inip üzerimizi giyinip Ordu'ya geçeceğiz bakalım oradan. Muayene ettireceğiz. Geçmiyor çünkü. Devlet hastanesine de gittik. Perşembedekine de gittik ama bulamasın demiyor. Güzel bir tedavisini versinler bakalım. Muhtemelen ciğerlerini üşüttü. Durum öyle gözüküyor. Bir iğne, serum falan iyi gelecektir. Çünkü Umut Hastanesi'nin doktorları tedavileri iyi geliyor gerçekten. Hani bir gecede ayağı dikiyorlar yani. Oraya götüreceğiz şimdi bakalım. Defneciğim kenarda bekler misin? Arkadaşlar biz hastaneye geldik. Şöyle annemin serumunu 4 çeşit iğne ilaç kattılar. Şöyle serumunu da taktılar. Şimdi Defne kuş, biz çıkabiliriz artık. Mikrop kapmayalım değil mi? Böyle arkadaşlar, doktor bey ciğerini falan dinledi. Akciğer filmi istedi. Bir de kan tahlili istedi. Onlar çıkana kadar da serumunu yesin bakalım. Böyle bir 15 dakikaya falan biter zaten. Biz dışarıdayken anneme bir de hava vermişler arkadaşlar. Şöyle gerçekten nefes almakta zorlanıyor yani. Şöyle bakalım. Sarım da az kalmış anne, bitiyor. Evet arkadaşlar, hastaneden çıktık şimdi. Havasını falan alınca sesi gayet düzeldi yani, nefesi biraz. Tekrar teyze dedi, tıkanırsan ben sabaha kadar buradayım dedi doktor. Allah'tan yakın orada kalacağız bu gece zaten. Bir de nebulizatör verdi arkadaşlar. Makine yani, buhar makinesi. Onu al. Tıkandıkça dedi hani kullanacaksın. Yazabildiğim havanın en iyisini yazacağım sana dedi. Ekstradan bir de fıs fıs verdi. Bir de nebulizatöre koyulacak olandan verdi işte. Nöbetçi eczaneden onları alacağız. Saat kaç şu an? Saat 6.30 olmuş zaten. Öyle arkadaşlarım. Şimdi çıkalım eve de bakalım. Evet arkadaşlarım, biz eve çıktık. Gelirken şöyle markete uğradım. Tavuk kalça aldım 2 parça. Dedim anneme şöyle güzel de bir tavuk çorbası yapayım dedim. Defne de yer. Kardeşim de gelişti işten gelince. Şavarinde yapmış olduğu köfteyle bulgur var zaten şurada da. Dünden. Şimdi onları tavuk çorbası yapacağım. Bir salata yaparım. Böyle maydanozumu da şöyle ısladım. Suda bekletiyorum. Böyle arkadaşlar, bir çorba yapayım dedim. Bir de şimdi kendime bir kahve yapayım. Dinleneyim bakalım tavuk haşlanana kadar. Thank you.
Herkese cumartesi gününden selamlar arkadaşlarım tekrardan. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biliyorsunuz dün Ordu'da kaldık. Annem rahatsızdı ama çok şükür. Dediğim gibi bayağı düzeldi yani. Gece hiç öksürmedi. Kardeşim dişlerini nöbetçi eczaneden ilacını falan aldı. Fısfısını falan aldı. Şimdi çok çok iyi, çok şükür. Böyle işte. Orada kaldık. Bugün de gelecekmiş. Kardeşim zaten gitmeyin dedi bize. Banyo dolabı gelecek arkadaşlar. Böyle boy dolabı yaptırmışlardı. Havlu falan koymak için altıda ikili sepetli. O gelecek. Öyle yani. Ben de kendime bir Türk kahvesi yaptım ayılayım diye. Ordu'dayız yani bugün de bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi mobilyacılar geldi. Banyo dolabını kuracaklar bakalım. Nasıl olacak sizlere de bir göstereyim. Arkadaşlar boy dolabı da şöyle takıldı. Şöyle şurada iki tane rafı var normalde de ben takmayayım, ben takarım dedim. Hani içini temizlerim, var burada yok. Şöyle burası da kirli sepetli. Şöyle. Hemen çamaşırı al, makineye at. İyi oldu böyle. Bunu ben dedim hani benimkinin modeline göre yapalım. Şöyle şurasını oymalı, fugalı mı diyorlar, bir şey diyorlar işte. Böyle yaptık. Güzel oldu. Bir halledelim bakalım şurayı. Selam arkadaşlar tekrardan. Ben bir duş aldım. Şöyle bir kendime geleyim dedim. Saat kaç olmuş bir bakayım. Vallahi saat 6'ya 20 var. Dışarı çıkıyoruz. Hem serin de düştü zaten. Bir dolanalım bakalım. Annem, Defne, ben. Bir hava alalım, gelelim bakalım. Dışarı çıkacağız artık. Saat 6'ya geliyor mu, olsun. Serine gezeriz, bir bakınacağız bakalım. Selam canlar. Şimdi AVM'nin terasına çıktık. Şöyle serine. Defneciğim kuşburnu içiyor teyzeleri. Şöyle biraz meyve falan aldık. Gratis'e uğradık işte. Gratis'te bayağı indirim varmış. Gratis'in kendi ürünleri arkadaşlar. Yağmaya gitmiş yani, anlatamam size. Raflar, reyonlar tamamen boştu yani. Şöyle serine, karnımızı doyurmuştuk zaten. Serine bir çay içelim dedik anneme terasta. Şöyle oturuyoruz. Hava da mis gibi. Aynen. Evet. Böyle arkadaşlar, çayımızı içeceğiz. Bir markete uğrayacağız bakalım. Sonra da eve çıkacağız. Selamlar canlarım. Biz eve geldik arkadaşlar annemle beraber. Geleli de bayağı oldu. Saat şu an 12. Kardeşim de çay falan yapmıştı bizim geldiğimizde işte. Çaydı, kahveydi, meyveydi derken. Arkadaşı da vardı işte Burak. Sohbet muhabbet ettik biraz. Şimdi de kardeşim poğaça istedi. İşte abla poğaça yapar mısın diye. Şimdi ona bir mayalı poğaça yoğurdum. İşte şimdi mayalı poğaça yapacağım. Onlar da annemle balkonda oturuyorlar. İşte tekrar bir çay yapacağız. Onlar yiyecekler bakalım. Evet, şöyle hamurumuz da mayalanmış arkadaşlar. Şimdi güzelce bir yoğuralım bakalım. Hızlı maya denedim arkadaşlar. Hızlı maya varmış. 15 dakikada mayalanıyormuş ama ben çok beklettim tabii ki. Ekmeklerde falan da güzel oluyormuş. Bir bakalım bakalım. Söyle kızım. Evet söyle. Nereye yapıyorsun poğaçayı? Ben aslında pizza tarzı yapacaktım. Hani bu içine pizza, domates, sucuklu, kaşarlı oluyordu ya. Sonra anneannen uğraşma, normal poğaça yap dedi. Pizza, evet pizza. Ben de normal yapacağım, evet. Peynirli yapacağım, sana da sade yaparım, olur mu?
Selam canlar. Poğaçalarımız pişti. Bunları pastane poğaçası gibi yaptım şekillerini arkadaşlar. Güzel oldu yani, yumuşacık. Şöyle göstereyim bakın. Çıtır çıtır. Şöyle. Hani böyle ezerek yaptım. Onlar gibi yapmaya çalıştım. Şeklini öyle vermeye çalıştım. Şöyle. Bunu da normal yaptım. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Bakın çıtırtıyı. Güzel oldu. Afiyet olsun. Bakın o kadar da güzel. Gerçekten kokusu falan da tam pastane poğaçası gibi oldu arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Gerçekten güzel oldu yani. Bakın. Çok güzel oldu. Vallahi canım çekmedi değil ama yemeyeceğim. Neyse. Yiyenlere afiyet olsun bakalım. Evet güzel arkadaşlarım, artık vedalaşmak için karşınıza geldim. Bugün de gördüğünüz gibi annemle saat 6 gibi, bugün daha iyi annem çok şükür. Yani boşu boşuna çekti kadın, gitmek istemedi. Sonra keşke gitseydim dedi. İşte o fıs fıslarını falan kullanıyor, ilaçlarını içiyor, antibiyotini falan. Yani bu gece ben onunla beraber yattım işte odada. Hiç yani dün gece deliksiz uyudu diyebilirim. Hani öksürmeden, tıkanmadan çok şükür. Bugün daha da iyiydi. Böyle akşam 5.30-6'ya geliyordu işte, sizler de biliyorsunuz zaten. Bir çarşıya serine dedik, bir çıkalım hava alalım dedik. Evdeydik zaten biliyorsunuz, mobilyacıları falan bekledik. Mobilya da çok güzel oldu. Raflarını da işte sildim, yerleştirdim. İki tane de rafı vardı üst bölmenin. Altta kirli sepetli. Böyle arkadaşlarım gezdik dolaştık. Biraz market alışverişi falan yaptık işte. Eve geldik. Poğaçamızı da yaptık, pişirdik çok şükür. Ben de son bir bardak tatlıcan bardakla, şöyle şey vucuğumu tatlıcan bardağıyla beraber. Saat şu an gecenin 2.30. Çayımı içerek, ikinci posta çayımız bu arada, vedalaşayım sizlerle istedim. İnşallah videolarımı severek ve beğenerek izlersiniz arkadaşlarım. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Hani ne yaşıyorsak onu çekiyoruz. Her zaman bunu söylemek istemiyorum ama böyle yani, günlük rutin neler yapıyorsak onları paylaşıyoruz sizlerle beraber. Böyle arkadaşlarım. Dediğim gibi inşallah videolarımızı beğenirseniz, beğenim ve yorum yapmayı eksik etmezseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlarım. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa, abone olurlarsa da çok memnun oluruz. İnşallah Allah nasip ederse yarın güzel bir vlogda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bindur ablacığım, seni çok 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 öpüyorum buradan. Kendine iyi bak.